Alaylı ekonomist İbrahim Çınar'dan altın üzerine değerlendirme. Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Alaylı ve görme engelli ekonomist İbrahim Çınar, 2019 yılı sonunda gram altının 310-320 liraya yükselirse kimse şaşırmasın, gidişat bunu gösteriyor, yükselecek dedi. Alaylı ve görme engelli ekonomist İbrahim Çınar, vatandaşın döviz almamalarını, altın almalarını, altın alanlar daha karlı olacak dedi. Alaylı ve görme engelli ekonomist İbrahim Çınar, altın yükselmesinin nedeni üretimin daralıp ekonominin yavaşlamasının sonucu dedi. Alaylı ve görme engelli ekonomist İbrahim Çınar, dünyada küresel güçlerin ekonomik savaşları, dünyadaki belirsizlik, ABD'nin faiz indirimi söylentileri altının yükselmesine neden olan sebeplerdir dedi. Alaylı ve görme engelli ekonomist İbrahim Çınar ayrıca şunları söyledi. Amerikan-Çin ticaret savaşlarıyla başladı bu şanlı altın artış destanı. Birinci etken bu. İkinci etken dünya global daralmaya girdi ekonomik açıdan. Yani satışların biraz düşmesi insanları güvenli liman olarak altına yönlendirdi. Üçüncü sebebi Amerikan Fed'in geçen dönem birkaç ay önce faiz indirdi ve söylentiler var. Biraz ya faiz indirme yönünde doları Fed'in. Ondan dolayı üçüncü etken. Dördüncü etken bizim ülkemizde de bunu destekliyor. İş dünya, ticarette biraz ekonomide daralma var. Yani arz talep meselesinde. Dördüncü etken bu. Bundan sonra ne olur? Zannedersem dünya tüketim çılgınlığında sınıra geldi. Bundan sonra fazla tüketim olmayacağı için tahminim Kasım ayında Hindistan'ın düğünleriyle birlikte altın 1700 altının onsu 1700-1750 doları görür. Yıl sonunda değil, Kasım sonu Aralık başlarında yıl sonunda altının gram fiyatı 310 ile 320 arası. Eğer altının on fiyatı fiyatıysa da 1700 doları zorlar diyorum. Bu etkenler, en büyük etken belirsizlik. Dünyada bir belirsizlik var. Dünyadaki ekonomik belirsizlik insanları, bireysel ve de yatırımcıyı altına yönlendiriyor. En büyük etken bu olacak. Aslında insanlar altının artmasından biraz hoşlanır. Çünkü altın rengi olsun, kendi olsun, ya bir değeri vardır, ne bileyim insanlar, biz ya dünya kuruldu burada altına bir ilgi bir vardır. Takriben yatırımcılar da zaten altın yatırımı yapar. Panik olmaz, dolardaki gibi bir panik olmaz. Ya altın sadece yatırım aracı olduğu için devlet politikalarında ekonomiyi etkilemez. Etkilemez. Hatta biraz da hoşlarına gider yani. Devlet ve milletin artması da biraz da hoşuna gider. Çünkü yatırım, sadece yatırım aracı. Bu kullanılabilir bir şey değil yani. Ülke borçlanmalı, dünya borçlanmalı. Yani devletlerin, IMF'e, milletlerin bankaları borçlanmaları döviz cinsinden olduğu için altının artması ekonomiyi pek fazla etkilemez. Düğün yapacaklara, düğünde takı takacaklara Rabbim sabır versin diyeyim. Onları etkiler. Diğer kısmı memnun kalırım işte. Yani kalmasa da durdurabileceğin bir şey değil. Dünya küresel ekonomi daralmadan dolayı altına yöneliyor. Bunu durduramaz yani. Devletler veya bireyler bunu durdurma ihtimali yok.